Çıkış tarihi çok eskilere dayanıyor. Sağlık alanında alınan önlemleri ifade ediyor. Özellikle son zamanlarda kulaklarımız bu kavrama oldukça aşina. Zira tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle birlikte günlük yaşamın bir parçası haline geldi. Başta sağlık emekçileri olmak üzere birçok kesim koronavirüse karşı bu kavramın hayati öneminde olduğunu vurguluyor. Öyle ki dünyanın birçok yerinde bu yöntem uygulanıyor. Bu kez karantina kavramını ele alacağız. Zira son dönemde en fazla kullandığımız birkaç kavramı sıralayın desek şüphesiz aralarında karantina da olur. Şimdiye kadar sorduğumuz kavramlara sokakta cevap aramıştık. Ancak virüsten sonra oluşan tablodan dolayı bir yöntem değişikliğine gittik. Biz kavramı sorduk, ulaşabildiğimiz insanlar da cevapladı. Peki karantina halk arasında nasıl biliniyor? İnsanlar şu an virüse karşı korunmak için uyguladıkları bir yöntem olan karantinayı hangi kelimelerle açıklıyor? Şimdi hep birlikte gelen cevaplara bakalım. Karantina demek, kendi ve çevremdeki insanların sağlığı için evde kalmak demektir ve bu süreci iyi değerlendirmek yine bizim elimizdedir. Bana sorarsanız karantina nedir diye, önce o duvarlara bakıp kendi kendine konuşmaktır akşama kadar. Karantina bulaşıcı bir hastalığa maruz kalan, kimseyle temas ettirmemek amacıyla alınan tedbirlerin tümüdür. Karantina hastalığı önlemek için, bulaşıcı bir hastalığı önlemek için, bir salgını önlemek için kendimizce yapabildiğimiz bir önlemdir bence. Karantina gerçekten özlediğim şeyleri yapmak, kahve içmek, film izlemek, uyumak, bunlardan ibaret benim için. Karantina hastalığa maruz kalan insan veya hayvanların kuluçka dönemini yani hastalık dönemini atlatana kadar kimseyle temas edilmesidir. Karantina sadece bulaşıcı hastalıklarda kullanılan bir yöntem değildir. Çoğu kez riskli ameliyatlar geçirmiş insanların daha sağlıklı bir şekilde iyileşebilmeleri için sağlıklı insanlarla bile temasını önlemeye yarayan bir yöntem de olabiliyor. Karantina, krizi fırsata çevirmektir. Kafeste 2 ay uzamıştır. Karantina, bulaşıcı hastalıkların yayılma riskinin olduğu toplumlarda, toplum bireylerinin birbirleriyle enfekte olmasını engellemek için yapılan bir önlem durumudur. İşte karantina budur. Evdesiniz, canınız sıkılıyor. Ama ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Karantina, bulaşıcı bir hastalığa maruz kalmamak için alınan önlemdir. Karantina benim için bir mezardır. Hayvan pazarı yok, et de yok, görüyorsunuz. Millet evinde oturuyor, biz burada çalışıyor. Olmuyor böyle. Halkın karantina kavramı ile ilgili tanımlamaları böyleydi. İnsanların büyük bölümü bu kavramı hastalığa karşı alınan önlem şeklinde açıkladı. Karantina nedir sorusuna verilen cevaplar arasında can sıkıntısı ve evde kalmak da vardı. Peki verilen cevaplar ne kadar doğru? Karantina kavramının temel tanımı ne? Karantina kavramı İtalyanca kökenlidir. Sağlık alanında alınan tedbirleri ifade eder. Bulaşıcı bir hastalığa maruz kalan şüpheli durumdaki insan ve hayvanları hastalığın en uzun kuluçka devresine eşit bir süre kimseyle temas ettirmemek amacıyla alınan önlemlerin tümüne karantina denir. Bu kavram sağlık yalıtımı diye de nitelendirilebilir. Ekonomisi ticarete dayanan Venedik Cumhuriyeti'nde başkent Venedik'e salgın hastalık bulaşmasın diye tedbirler alınır. Kente gelen gemiler 40 gün boyunca şehir açıklarında denizde bekletilirdi. Karantina kavramı buradan gelir.